Şu bahçeyi yapalım, bir de banyoyu yapıp satacaktık eve. Yani banyoyu biraz temizledim. Bahçedeki de çimenleri falan komple hallettik. Ve evin dışını ne renk yapacağım hala karar vermedim acaba ama. Acaba ne renk yapsak evin dışını? Banyonun duvar döşemelerini bir halledelim de ne renk yapsak. Şundan yapacağım bu sefer ya, komple. 3 yeter herhalde. Güzel bir banyo döşeyelim buraya. Şu köşeye dolap koysam sağ tarafa, bir tane duşakabin tamamdır. Duşakabinin tesisatı şurası. O zaman bu köşeye onu koyacağız. Şuraya bir çamaşır makinesi bağlayabilirim aslında. Ev küçük ama gerekli. Ya da o girişe el yıkamayı koyup şu daha da, geniş alana bir çamaşır makinesi olabilir. Yani lavaboyu şuraya koyup daha mantıklı olur gibime geliyor. Şu kirleri temizleyelim de duvarda, haritada görünenleri. Şu üst kaldı değil mi? Onu da halledelim. Aman o boyalı yeri yapma. Güzel oldu. Şimdi yeri de kaplayalım. Ondan sonra sedire geçelim. Aksesuarlar değildi. Yer döşeme, yer kap. Yer karolarından alacaktık herhalde. Valla yeri de bundan yapacağım ya. Aynısı olsun. Beyazı ama. Desen aynı. Tamam, çok sıkıntı olmaz. Şu arkadaşla bir satalım da. Duvarı kaplamak da yeri kaplamak kadar kolay olsa. Şunu da satacağız. Buraya bir şey koyacağım. Şuradan laboratuvar, havlu kurutucu, çamaşır makinesi. Şurada tuvaletmiş. Onu neyse kalsın aynen ya. Oraya tuvaleti yapalım. Şuradan bir banyoya girelim. Şundan alacağım. Bu bayağı güzel. Ya işlerin en konforlusu. O yüzden öyle. İyi çalıştı. Şimdi o zaman bunun bir tane de şu tuvalet kağıtlarından koyalım yanına. Şimdi duşakabin bakacağız değil mi? Şu da iyi gibiymiş aslında. Bu mu bu mu? Bence bu.
Komple siyah olsa güzel olabilir. Burun montası da çok kolaymış. Bak, hazır hale geldi. İyi, şuraya bir de çamaşır makinesini takalım da bir dakika. Önce şu vidalar. Önce şunları çıkartıyordum herhalde. Motoru serbest bıraktık. Geri takalım şunları da. Kabloyu unuttum ya. Gel gel buraya, boru gel. Önce şuydu. Yani şimdi gerçekte olsa bir tane çamaşır makinesi takarız artık. Bu kadar uğraştan sonra şimdi şuraya bir tane perde. Buraya kapalı bir perde alacağım ama şöyle. Montasını da edelim de. El yıkamayı şuraya da koyabilirmişim aslında. Burası boş ve iyi olabilir. Raf koyarız şuraya, dolap. Evet. Tertibe tabii geçelim de. Lavabo, su tesisatı. Tam şöyle. Şunu da buradan satacağız. Şunun bir vidalarını sökelim hemen. Şimdi lavabolara bir bakalım. Küçük bir şey olması gerekiyor. Şu iyi gibi ya. Bunu da beyazlaştıralım. Aa, yetişmiyor. O zaman mecbur şuraya koyacağız bir tane şöyle. Güzel oldu ha. Bir şuraya lamba falan koyacağız da. Ya da şey mi koysam oraya direkt? Şöyle bir ayna diyeyim. Şu tek başına şundan bir tane. Bu iyi ya. Evet, iyi oldu gibi. Şimdi şuradan bir de mobilya, dolaplar asılı. Şundan bir tane, tam şunun üstüne de mobilya, dolaplar asılı olacak ama şu güzel gibi. Ama bunun beyaz yapmam lazım. Böyle güzel oldu ya. Şunu da kaldır. Şu güzel anahtarlardan. Avizeyi de değiştireceğim.
Lambalar. Önce bir tane şundan. Bir şuraya. Bir de tam şuraya. Bir tane de şimdi avize alacağız üstten. Banyoya nasıl bir şey gider? Şu olabilir aslında banyo için ya. Aynen. Oo, bayağı aydınlık oldu. Şimdi bir de kapı taktık mı buraya? Her ne kadar orada bir görüntü bug olsa da güzel oldu. Kayabildiği kadar sağa doğru kaydıralım da şunu. Bu iş tamamdır. Evin içi halloldu. Bunu yaptığımıza göre şimdi evin dış kısmına geçebiliriz. Nasıl bir şey yapsak? Şunu bir sulayalım da temizleyelim. Hem boya da yapacağız üstüne şimdi. Güzel temizlendi. Şimdi bir renk seçelim dışı için. Duvarlar, boyalar. Dışarıdan böyle aslında gri iyi olabilir gibime geliyor. Şimdi bir şu köşeyi alacağız. Bir şuraya alacağım griyi. Bir de burayı alacağım. Ön tarafı aldık mı? Hayır. Bir tane de şuraya. Başlayalım o zaman. Şuradan bir nasıl duracak? Güzel duruyor. Eve ilk geldiğimizde ne haldeydi? Şimdi çok daha güzel oldu. İskeleye hiç gerek yok. Şu bu oyunun bug'ı gibi bir şey. Şunun üstüne çıkıyorsun. Boyanıyor zaten. O üst tarafları da tek parça olarak boyadığından dolayı hiç gerek kalmıyor. Kişilerden de kurtulalım. Ha, ışığın vurduğu yerler neredeyse beyaza çevirmiş, gri. Zıplaya. Yani iskeleyle uğraşmayalım küçük ev için. Onu daha büyük evlerde kullanırız. Az da iki duvarı aynı anda boyayabilsek güzel olacak. Bir sonraki özellik o olsun.
iç tarafları içeriden boyayacağız bir dahakine aklımızda bulunsun. Güzel durdu. Bir de bu evi güzel bir bahçe yapınca çok daha güzel duracak. Gerçekte böyle bir evinin olması nasıl olurdu bilmem. Güzel olabilirdi ya aslında. Kendine ait büyük bir bahçesi var. Güzel olurdu bence. Yani yaşamak isterdim. Şurayı da boyayalım da unutmadan. Güzel boyuyoruz öyle. Sonunda açıldı yeni yetenek. Duvar aynı anda bayağı hızlı oldu işte. Güzel durdu ya. Boyası da bittiğine göre şimdi geri kalan şeylere geçebilirim. Güzel bir bahçe yapacağım. Onu yapmadan önce bir yer döşemelerine bakalım. Bunlar değil ya, o bahçedeydi herhalde. Yüzeyler. Güzel de bir yüzey yokmuş ki. Şunu yapacağım o zaman.
böyle idare eder ya. Çok kasmaya gerek yok. Tam şuraya bir havuz koymak istiyorum. Nelerin var? Diğerleri. Gübre kasası falan diyor. Geç bunları. Yüzeyleri de geç. Dinlenmede neler varmış? Ahşap salıncak. Aslında şu ahşap salıncaktan bir tane şöyle kurabilirim. Evet bak bu köşeye, yo o köşeye havuzu koyayım. Şu ağacın, iki ağacın ortasına da şu şekilde ahşap şeyi koyalım. Salıncağı. Şunu birleştirelim bir daha. Güzel oldu. Şu köşeye havuzu koyacağım. Çitler. Aslında çitlerden de güzel bir şeyler yapabiliriz. Tamam, neyse bu sonra da. Lambalar. Ne tip lambalarımız var? Aksesuarları, bahçe saksıları, bayağı bir şey varmış aslında. Ben neden havuzu bulamıyorum? Şuraya yazacağım. Ters akıntı yüzme havuzu, büyük havuz. Yok bu değil. Büyük havuz değil ya. Bunlar değil. Dekorasyonlara girelim de. Bunlardan benim dediğim. Bir gece olmamız eksikti ya. Güzel, toprağını da koyduk. Şunları da dolduralım da. Şimdi etrafa şu gördüğüm ışıklardan takacağım. Lambalar. Şunlar güzele benziyor. Bir şuraya koyacağız. Bütün köşelere birer tane. Aç ışığını aç. Lan aç. Vay, güzel durdu. Tamam, şu hizada dolu yapalım da simetrik doluyor. Bu bozdu hizayı.
İpek kulübesi koysak bir de şu karşı tarafa güzel olacak. Bu köşeye köpek kulübesi. Etrafı güzel durdu bayağı. Şimdi elimizde neler var? Bir bakalım. Şöyle asılı lambalar falan var. Bir de yüksek lamba var. Aslında tam şu köşeye bir tane şöyle koyabilirim. Güzel olur. Başka nelerimiz var elimizde? Heykeller. Bunu ön tarafa koyacağım şöyle. Çitlerimiz de vardı sanki ya, çitlerden bir. Atacağız bununla da. Beyazın devamı nerede? Tam ucundan olsun. Tane daha. Evet, bir de küçükten alacağız orası için. Şundan. Bundan da mı alınmıyor? O zaman şöyle yaparız. Yani yapacak bir şey yok, mecburen. Havuz bölümünü kapatmam gerekiyordu öyle. Neden sığmadı şimdi ortaya çıktı? Şunu tam köşeden almamışız ki sığsın. Ve bir kademe öne çıkarmışız. Belki olur şimdi. Oldu. Vay be, buraya ne yapsak acaba? Oraya ne koyabiliriz? Barbekü alanı yapsam mı ön tarafa? Olmaz.
Ama şöyle bir şey koyup yanına bir kitaplık tarzı bir şey atabilirim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Şimdi bu şuraya çiçek falan dikeceğim o yüzden. Bayağı bir şey varmış. Dekorasyonlar. Şunu birden fazla satın al da. Buraya ne dikeceğim? Köpek kulübesi de şurada dursun, evin yanında. Tavuk kümesi. Yapabiliriz aslında küçük bir iki tane. Yetiştirmelik. Şu köşede oda. Bir de tavşan kafesimiz olsun. Türk olduğumuzu da anlaşılsın. Mangal vardı sanki. Pizza fırını mı? Hemen. Şu bölgede. Izgara al, ne varsa al. Hepsinden kullanırız işte. Ateş çukuru. Acaba çiçekler falan nerede? Bitkiler sonunda. Süsleme için bahçe yapraklı. Aslında onun tarafı bu çiçeklerden dikebilirim. Koştur. Aydınlık seviyesi de güzel oldu dedim. Şuraya bir tane depo atacağım. Mimari inşaatlar. Burada değilmiş. Nerede görmüştük biz o depoyu? Kurulumunu yapalım bir de. Biraz uzun sürecek gibi kurulum. Hiç vida takmadık. Ne iş? Dediğim anda taktırdı tabii ki.
Yalnız yönünü yanlış yaptım herhalde. Arkadaşın. Hadi ben nereye tıklayacağım şimdi? Ha, oyunun hatasına gel hemen ya. Göremiyorum ki hiçbir şey. Ben nasıl tıklayabilirim böyle bir şeye? Ha, şu öndeki ikiliye tıklamam gerekiyor. Acaba tam neredeyken elim şey oluyor. Onlara geliyor. Böyle geliyor. Tıkladım aslında. Neden yapmadı ki? Onu uğraşacağım vakti. Satar yenisini alırım ya. Birleştiremem. Bir kere daha sabrımızı deniyor oyun. Bunu arkam dönük yapamazdım. Sonunda. Bunun bu kadar yer alması gerekiyormuş orada. İyi, buraya bir şeyler koyarsın artık. O kadar yaptım yani. Dışarıya oturacak fazladan bir şeylere gerek var mı? Şöyle bir de fıskiyemiz olsun. Güzel oldu. Başka nelerimiz var elimizde? Saçma şeyler. Şuralara bir bakalım. Dinlenmeyi geç. Izgaralar, ateş çubukları falan. Hamaklar, aksesuarlar. Aslında şu arkaya güzel bir şey yapabilirim ya. Aklıma bir şey geldi. Dur şimdi. Havuzun bu tarafına. Şuraya bir şezlong koyacağız da. Yeterli olacaktır ama şuraya benim asıl istediğim aksesuarlara geldi. Aksesuarlar neredeydi o? Mobilya yok ama şundan alacağım bir tane. Yok, beyaz gitmez, şu iyi ya. Bundan bir tane şuraya şöyle koyacağız. Sonra yerini değiştiririm. Olmazsa da o aksesuarlar nereye gitti? Diğerlerinde yok. Yüzeylerde hiç olmaz. Dinlenme. Heh, burada. Tamam. Açık hava sineması yapalım bir kendimize. Yeri güzel oldu. O zaman şu projektörümüzden de alalım da.
güzel oldu. Açık hava sinemamız da tamam. Şuraya birkaç masa falan atabilirim ama. Mimariden. Çok büyük. Bana küçük masa lazım. Şu tarz mesela. Bu da çok büyük. Ben küçük sanmıştım. Ama şöyle küçük masanız yok mu ya? Hı, bak bu güzel oldu işte. Aynısından bir tane de şuraya. Şuraya da lazım o masadan. Burada pişirir, şurada yersin. Güzel oldu aslında bahçe dizaynımız. Havuzumuz, her şeyimiz var. Açık hava sinemamız. Ama boyamayı unuttuğumuz yerimiz de var. Dur. Evi satılığa çıkarmadan önce şurayı da halledelim de. En son hangi griyi almışım? Hangi boyayı almıştım ben? Yani direkt düz griydi herhalde. Hangi griyi almıştım diyorum. Başka bir eksiğimiz kalmadı sanki. Bir de evin içini son kez gözden geçirelim de. Şurada bir kir gösteriyor, onu da halledelim. Sonra hakkımız kalmasın orada. Şu taraftan bir bakayım. Mecbur kaldık. De sanki bu taraftan değil gibi. Kir bu tarafta da. O zaman bu. Yok, düzelmiyor. Buradan hiç olmaz. Neyse kalsın o da. Yatağı yaptığımı hatırlıyorum ama ben. Böyle bir burada dizaynımız vardı. Hazırız herhalde her şeyimizle ya. Odaya eve girince bu şekilde bir görüntümüz var. Banyoyu hallettik. Işık durumu çok iyi banyonun. Şu ışık çalışıyor mu ona bakacağım da sonradan koydum. Evet. İç açıcı bir ev oldu ya. Bahçemize bakalım. Evet. Güzel oldu. Sanırım artık satabiliriz ya. Şimdi önce bir bahçe yarışmasına çıkartalım değil mi? Benimki ne tarz oldu? İngiliz, çağdaş, İngiliz yaptık gibi. 35 iyi aydınlatılmış bahçe, hiçbir şey katmadı. 10 dakika. 10 dakikada ne yapacağım ya? Açık arttırmaya koy gitsin. Ne kadar harcamışım eve? 34 bin, 144 bin harcamışım eve. 40 bin kazandık. 183 bine satılıyor.
Sadece bana ait olan alanımı özledim. Şimdi pazarlık yapacağım seninle. 5.000 hadi. Hadi düştüm hadi. 5.000 daha ver senindir. Ah tamam. Eyvallah. Açık arttırmaya geçmeden önce bazı müşterinin bilgilerini kontrol etmek istersen onları senin için talebe kaydettim. Tamam. Boş ver şimdi onu. 233 günümüz var elimizde. Bununla hemen yeni bir ev seçelim kendimize. Şurayla hiç uğraştığına değmez. Şunlar o geç. Şunu yapabiliriz. Su baskını görmüş ev. Duvarlar gitmiş, sıva yapılır. Aslında bunu alabiliriz ya. Evin parça ölçümü, kanı tamamen yenilenmesi gereken bir ev sel baskında hasar görmüş. Nelerimiz var başka hemen bir bakalım. 300 bin lira, 280 bin lira hiç girme bak. 224 de olmaz. Çünkü evin içine en az bir 40 bin ayırmam gerekiyor. Yani alabileceğim sınır şu üçü. Şu da olabilir aslında. 3 tane odası var bunun da herhalde. Şu güzel ya, şunu yapalım biz, su baskını görmüş eve. İyi, almış olduk bunu da. O evin ilk hali böyleydi. Son hali güzel oldu ama. Bayağı bir şey istemişler de uğraşamayız. İyi, o zaman bu bölümü de burada bitirelim. Diğer bölümde de o su baskını görmüş evi hallederiz. Benim burayı da halletmem gerekecek. Kendi evim çok kötü. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.